Merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Yine Bakırköy Marmara Forum Mediamarkt mağazasından sizlere sesleniyoruz. Bugün farklı bir konu. Yeni çıkan oyunlardan biraz bahsetmek istiyoruz. Çünkü çok yeni oyunlar çıktı. Malum Eylül, Ekim, Kasım aylarında özellikle oyun sektöründe yepyeni oyunların duyuruları yapılıyor. Ve bunların bir kısmı tanıtıldı, oynayabiliyoruz. Bir kısmı ise önümüzdeki aylarda tanıtılacak ve bizi de heyecanlandıran oyunlar var. Şimdi biz tabii ki burada 5 tane oyun seçtik ama aslında bu anlattığım bu sonbahar aylarında ya da kışa girdiğimiz ilk aylardan itibaren birçok oyun çıkacak. Hatta ona yakın yepyeni oyun oynanabilir, böyle büyük oyunlar piyasaya sürülüyor. Biz de bu oyunlardan seçtiğimiz 5 tanesini sizler için anlatalım dedik, değerlendirelim dedik. Bunlarla ilgili en azından sizlere biraz bilgi vermek istedik. İşte ilk oyunla başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu ayın yepyeni oyunlardan bir tanesi Deadloop. Ay başında çıktı, Ekim ayının başlarında çıktı ve oldukça da ilginç bir oyun. Konusuyla, özellikleriyle çok farklı bir oyun. Standart oyunlardan farklı olarak aslında bu oyunda ölüyorsunuz ama tekrar diriliyorsunuz. Ölüyorsunuz ama tekrar diriliyorsunuz. Belli görevleriniz var. Bu görevleri yapmanız gerekiyor. Ve bu görevleri yaparken de sizin bir de düşmanınız var. Yine oyun içinde bir ikinci rakibiniz var. Aslında bazı oyunun bazı bölümlerinde bu ikinci rakiple de oynayabiliyorsunuz. Ve çok enteresan, belli bir döngüyü tamamlamanız gerekiyor 24 saat içinde. Eğer 24 saat içinde bu döngüyü tamamlayamazsanız ölüyorsunuz. Ve gerçekten de enteresan bu oyun. Bugüne kadar oynadıklarımızın ötesinde ve farklı özelliklerle öne çıkan ilginç bir oyun olduğunu söyleyeyim. Bir diğer oyun ise yine yakın zamanda piyasaya sürülen ki Ekim ayının ilk haftalarında piyasaya çıktı. Far Cry 6. Büyük bir merakla bekleniyordu bu oyun ve biliyorsunuz Far Cry serisini daha önce oynadıysanız bu oyunun bir macera modu ve bir böyle hikaye modu var. O hikaye içinde de çok enteresan yerlere gidebiliyordunuz. İşte yine Far Cry serisinin sevenleri yine mutlu edecek süper bir oyun var. Bu oyunda da yine maceralarınız devam ediyor. Bu sefer bir diktatörün yönettiği ülkedeki insanları kurtarmaya çalışıyorsunuz. Yine heyecanlı ve macera dolu bir oyun bizleri bekliyor. Bu sonbaharda piyasaya sürülen bir diğer oyun ise Back 4 Blood. O da çok enteresan bir oyun. Oyundaki farklı kişilerle beraber, yani co-op olarak oynanan bir oyun bu. Ve co-op olarak siz belli görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bir yeri savunmak, bir yerden bir yere bir şey taşımak, bazı paketleri bir yere götürmek gibi çeşitli görevleriniz var. Ve bu görevleri yaptıkça silah ve benzeri ekipmanları da ediniyorsunuz. Aynı zamanda yeni özellikler de kazanıyorsunuz. Bu arada oyunun önemli bir özelliği de 4 farklı karakter var. Bu 4 farklı karakteri seçebiliyorsunuz. Oyunun ilerleyen dönemlerinde ise farklı birkaç karakteri daha yine seçebileceğiniz ve ekleyebileceğiniz bir noktaya ulaşabiliyorsunuz. Bu da çok enteresan. Birazcık kanlı olmakla beraber çok enteresan bir oyun olduğunu belirtelim. Evet, bugünlerde merakla beklenen bir diğer oyun ise ki çok kısa bir süre önce duyuruldu ve oynanmaya da başladı. Battlefield 2042. Battlefield hayranları muhtemelen biliyorlardır ama bu oyun özellikle multiplayer olarak oynanabilen çok devasa bir harita üzerinde birçok görevi yerine getirdiğiniz bir oyun. Özellikle serinin hayranları merakla bekliyordu. Çünkü büyük kapışmalar var, büyük haritalar var, büyük eğlence var. Ve bu oyun özellikle bu tarz böyle FPS türünü sevip hadi önümüze bir silah alalım ve işte savaşlar kazanalım, şuraya yapalım, buraya yapalım diyenlerin seveceği türde bir oyun. Özellikle de oyunun sunduğu mekanikler ve dinamiklerin çok hızlı olması, aksiyonun yüksek olması bu serinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yine bugünlerde çok merakla beklenen ve Kasım ayında çıkacak olan Call of Duty Vanguard'dan da bahsetmeden olmaz arkadaşlar. Özellikle serinin hayranlarının merakla beklediği bir oyun. Yine İkinci Dünya Savaşı olsun, Birinci Dünya Savaşı olsun, farklı dünya savaşları olsun birçok maceranın yaşandığı bir seriydi bu. Şimdi de yine yepyeni bir seri geliyor ve bu yeni oyunda da yine macera ve aksiyon doruklarında olacağımızı tahmin ediyoruz. Henüz daha piyasaya sürülmedi bu oyun ama Kasım ayından itibaren yine oynanmaya başlayacağını belirtelim. Tabii ki bugünlerde çıkacak oyunların sayısı bu kadar az
değil. Özellikle konsol tarafında dikkat çeken oyunlardan biri olan ki PC sürümünün de olduğunu özellikle belirteyim. Forza Horizon 5 oyunu da merakla bekleniyor. Onun da önümüzdeki aylarda yine kullanıma sunulmasını bekliyoruz. Evet, bu videoda sizlere Bakırköy Marmara Fırın MediaMarkt mağazasından seslendik. Bu mağazanın içinde arada gösterdiğimiz birçok donanımı da yine görebilirsiniz. Farklı MediaMarkt mağazalarında da yine oyunlarla ilgili özel alanların hem konsol için hem de PC için olduğunu belirtelim. Farklı konsolunuz varsa onlar için çeşitli aksesuarlar ve oyunlar bulabileceğiniz gibi bilgisayarınız da varsa o bilgisayarlar için de koltuğundan tutun da işte faresine, klavyesine kadar farklı oyuncu aksesuarlarını yine MediaMarkt mağazalarında bulabilirsiniz. Oyunlarla ilgili merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmında bizlere yazmaktan çekinmeyin. Teknoloji Oku YouTube kanalına abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağ takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda hepinizi www.teknolojioku.com adresinde bekliyoruz. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.